Selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda YKS öğrencisi günde kaç saat uyumalı, uyanabilmek için neler yapmalı ve en önemlisi uyandıktan sonra gün içinde nasıl davranmalı bu uykuya dair bunlardan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikle uyanabilme mevzusuyla başlamak istiyorum. Birçoğunuz belki biliyordur ama ben açıklama kısmına da ismini yazacağım. Alarmi diye bir uygulama var. Bu uygulamadan çok çeşitli ilginç alarmlar kurabiliyorsunuz. Ben şunu kullanıyordum. Gidiyordum mutfağın fotoğrafını çekiyordum. Ertesi gün alarm çaldığında alarmı kapatabilmek için tekrar gidip o dünkü çektiğim, önceki gün çektiğim fotoğrafı çekebilmem gerekiyordu. Yani alarm kapanmıyordu eğer o fotoğrafı çekmezsem. Böylelikle ne oluyordu? Alarmı kapatmak için ben kalkıyordum, mutfağa gidiyordum, o fotoğrafı çekiyordum derken zaten kalktım, yürüdüm, gittim, fotoğrafı çektim, uykum açılıyordu. Kendimi mutfakta buluyordum. Hemen bir elimi yüzümü yıkıyordum. Olmazsa olmaz rutinim, kahvemi hazırlıyordum. Aslında sağlıklı bir şey değil. Ben şey kahvelerden içiyordum, böyle paket instant çözünebilir kahveler var ya, marka vermeyeceğim buradan, onlardan içiyordum. Tavsiye etmem ama uyanıkta tutuyor yani, şimdi bir hani uyarıyor insanı, böyle bir kendine getiriyor. Kahve içiyordum. Kahve içtikten sonra şu çok önemli arkadaşlar. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz biraz. Aa tamam, ben uyandım ama her şey o kadar sessiz, sanki bir tek siz ayaktaymışsınız gibi. Bazen ben yalnızlık hissediyordum. Aa, acaba yatsam mı, yatağa gitsem mi? Bir yatak çekiyordu. Bazen de aha diyordum, herkes yatakta uyuyor, güne bir sıfır erken başladım, öndeyim diye hissediyordum. Garip, bazen öyle bazen böyle hissediyordum. Ama ne yapıyordum? Kahve içerken bir yandan sosyal medyaya ihtiyacımı gideriyordum. Gri Koç'un bir mobil uygulaması var. Orada da sağ olsun çoğu arkadaş Güneşi Selamlı etkinliğiyle katılıyordu. Yine aynı, hani biraz önce biraz geç, onlar da kalkıyorlardı, fotoğraflar paylaşıyorlardı, hani kalktıklarını belirtiyorlardı. Aa diyordum, evet, bir tayfa var, bunlar da benim gibi bir amacı olan, idealleri olan bir tayfa ve çalışıyorlar, kalkmışlar onlar da benimle birlikte. Artık yatağımı, yorganımı güzelce topluyordum, masanın başına koyuluyordum. Dediğim gibi arkadaşlar, bir uyanabilmek için alarmi uygulaması, sonrasında işte bir kahve olabilir, içebilirsiniz çünkü uyarıyor da gerçekten, hani zihninizi, odağınızı topluyor. Ondan sonra bir sosyal medya ihtiyacımı gideriyordum ama Instagram gibi yerlerde pek harcamasanız olur yani, o tarz yerler, çünkü bir başladınız mı bitmeyebiliyor. Ardından dediğim gibi masanın başına geçiyordum. Ben biyoloji Türkçe çalışıyordum, onu siz bilirsiniz, hani sabahleyin ne isterseniz paragraf güzel gider. Ondan sonra işte okula gidiyordum zaten. Okulda ama arkadaşlar buraya dikkat edin, öğlen tekrardan bir hani uyku bastırıyor, birazcık yorgun hissetmeye başlıyorsunuz ama bu normal, hani olmaması gereken bir şey değil, normal. Bunu da bazen yine kahveyle bastırıyordum ama şu daha güzel, böyle bir 20 dakika 25 dakika bilemediğiniz yarım saat bir kestiriyordum. Hani ya masaya başımı koyuyordum ya gidip mescitte uzanıyordum biraz. O ihtiyacım gerçekten gayet güzel bir şekilde gitmiş oluyordu, tekrar dinç bir şekilde kalkmış oluyordum. Ha bu arada ben Barış Özcan'ın şeylerini de kullanıyordum. Neydi onun adı? Zinciri kırma etkinliği var biliyorsunuz. 40 sabah erken kalk projesi de var. Onları da kullanıyordum. Onlar da beni motive ediyordu. Böylelikle arkadaşlar öğleni de atlattıktan sonra zaten hani bir daha çok şey bulamıyorsunuz uyumak için. Ancak bir akşam erken yatıyorsunuz. Belki 10 gibi. O da gayet hani yeterli bir saat, tekrar ertesi gün erken kalkmak için gereken en önemli etkenlerden biri zaten o. Toparlamak gerekirse arkadaşlar erken kalkmak, erken yatmak gerçekten çok önemli bir faktör. Bir de yatmadan önce televizyonla, telefonla fazla meşgul olmamak çok önemli. Çünkü bunun da bilimsel altyapısı var. O çok uyarıyor, hani zihnin uyku saatini ertelemesine sebep oluyor. Zihin daha bu insan uyumayacak diyor. Çeşitli hani endokrin sistem hormonlarını inaktifleştiriyor. Şöyle söyleyeyim, şöyle toparlayayım. Arkadaşlar sınava az bir süre kaldı. 2 ay gibi bir süre. Bu sürede kazanacağınız her saat, hatta her dakika sizin için çok önemli. Sizi fazladan çalıştıracak her şey, sizi bir adım ileriye taşıyacak. Lütfen bu vakitlerin kıymetini iyi bilin. Uyku düzeninize dikkat edin. Hoşça kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.